Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar nefroloji uzmanları tarafından takip edilir ve bu takip sırasında bu hastaların hayatlarını devam ettirebilmeleri için diyaliz işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Bu diyaliz de periton yoluyla ya da kan yoluyla yapılan bir işlemdir. Burada tedavi amacı yoktur, sadece hastaların hayatını tedavi etmeleri sağlanır. Böbrek yetmezliğinin kesin tedavisi böbrek naklidir. Böbrek nakli yapılabilmesi için de iki türlü kaynağa ihtiyacımız vardır. Ya canlılardan yapılan nakiller ya da kadavra nakilleri. Ülkemizde her böbrek yetmezliği olan hasta Sağlık Bakanlığı'nın kayıt sisteminde mutlaka kayıtlıdır ve organ nakli yapılan bir hastanede kaydedilerek organ beklenecekse o hastanenin kayıt sisteminde bekler. Sağlık Bakanlığı'nın Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde böbrek nakli yapılabilecek hastanelerin ruhsatlandırılması yapılır. Yani bu üniversite hastaneleri ya da devlet kamu kurumu hastaneleri ya da özel kurum hastaneleri olabilir. Bunlar da böbrek nakli yapılabilir mi diye bakanlık bunları ruhsatlandırır. Bu ruhsat almış hastanelerin bir organ nakli bekleme listesi vardır. Bu kronik böbrek yetmezlikli hastalar bu listelerde beklerler ve bu listeler bilgisayar ağıyla Ankara'daki Uluslar Koordinasyon Merkezi'ne de kayıtları yapılmıştır. Bir hasta birden fazla yere kaydolamaz, yani bir merkeze kaydolması gerekiyor ve organ çıktığında da, yani kadavra organı çıktığında da Ankara'daki merkezden kime o organ uygunsa böbrek oraya gönderiliyor. Bir hasta bir hastanenin organ nakli bekleme listesinde bekliyorsa ve kadavradan bir organ çıktığında o hastaya hemen haber veriliyor. O hastayla birlikte ona benzer uyumu olan hastalara da haber veriliyor ve oradaki ekip, organ nakli ekibi uygun hastayı orada seçiyor. Ama burada herhangi bir ayrım söz konusu olamaz çünkü doku grubu uyan hastaları zaten Sağlık Bakanlığı tespit ediyor. Ve nakil hemen o anda yapılıyor. Burada bir incelik daha var. Bazen tam uyum dedikleri bir terim var. Yani bir beyin ölümü organı tespit edildi, bir böbrek tespit edildi ve sanki ikiz kardeşimiz gibi %100 uyum dediğimiz bir uyum tespit edilirse o hasta nerede olursa olsun o böbrek o hastaya gönderiliyor. Yani İstanbul'da alınan bir organ Erzurum'a, Urfa'ya ya da Diyarbakır'a gönderilebiliyor.